Hello Witches Witches'lar, kanalıma ve kovana hoş geldiniz. Yılın en uzun gecesi ve aynı zamanda pagan bayramlarının en önemli sabahlarından biri olan Yule'dan bahsedeceğim. Yule, 21 Aralık gecesi başlayan ve 1 Ocak gecesine kadar devam eden bir geçiş dönemi. Daha doğrusu pagan bayramı ve festivaline de verilen ad. Cadılar bayramını duymayanınız yoktur. Eğer daha önce duymadıysanız ve pagan bayramı hakkındaki önemini merak ediyorsanız onunla ilgili bir videom da kanalımda mevcut. Bu videoda beraber Yule Bayramı'nı kutlayacağız. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Beraber Yule tütsüsü yapacağız, Yule keki yapacağız, minik bir Yule altarı yapacağız ve dileklerimizin gerçekleşmesi için ufak bir ritüel gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz 31 Ekim'de Cadılar Bayramı ile beraber karanlık bir döneme girmiştik. Ama 21 Aralık itibariyle artık karanlığın dönüm noktasını yaşıyor ve sonrasında aydınlığa kavuşmayı kutluyoruz. Hepimizin bildiği üzere 21 Aralık dünyanın en uzun gecesini temsil ediyor. Kafamızda ışığın geri döneceğini biliyoruz. Ama kışın karanlığında emin olabilir miyiz? Kalbimiz kafamızın bize söylediğine inanır mı? Işık sözlerini tutacak mı? Hepimizin ışık geri dönmeye başlamadan önce ne kadar derine ineceğimizi bilmediğimiz karanlık anları vardır. Dünyanın da anları vardır. Bizi anlar ve bizim gibi yaşar. İşte Yule tam anlamıyla bunu ifade ediyor. Kar yağdığında içimizde oluşan o umudu, üzerimizde oluşan o anlamsız mutluluğu ve ışığın, umudun yeniden doğuşunu. En uzun gecenin bitmesiyle karanlık, güneşin dönüşünü, ışığın, umudun ve vaadin dönüşüyle yeniliyor. Tanrıça, güneş, güneş tanrısını doğuruyor. Güneş parlamaya başlar ve günler uzar artık. Gizlenen her şey ortaya çıkmaya başlayacak. Bu güneşin doğum günü ve gerçekten kutlama zamanı. Yul veya kış dönümü gelenekleri çoktur ve cömerttir. Ve yalnızca Mesih çocuğunun doğum günü olan Hristiyanlıkla değil, birçok Hristiyan öncesi pagan geleneğiyle de paylaşılır. Bazen kaynakları belirlemek zordur ancak arkalarındaki sembolojiyi tanımasak bile hepsi Batı kültürümüzde çok tanıdık. Örneğin Türk kültüründe Ayaz Ata denilen, Altay ve Orta Asya mitolojilerinde özellikle de Kazaklarda ve Kırgızlarda soğuk tanrısı Noel Baba ile özdeşleşmiş durumdadır. Hristiyanlarda mucize yaratan lakabıyla da bilinen Aziz Nikolas'ın Noel Baba karakterine ilham kaynağı olduğu düşünülmektedir. Paganizmde ise Yul, Yeşil Adam ile özdeşleştirilir ve yılbaşı için kullandığımız her bir figürün sembolik bir anlamı vardır. Kapıya asılan çelenklerden yılbaşı ağacına kadar. Bunların hepsini birazdan öğreneceğiz. Şimdi benimle beraber enerjime ortak olun ve bu umut dolu pagan bayramını yani Sambat'ı gelin beraber kutlayalım. İlk olarak tatlıyla başlıyoruz. Yul keki yapacağız. Tarçınlı, havuçlu ve portakallı çikolatalı. İki farklı kek yapmaya karar verdik. Ve annem de bana bu konuda yardım ediyor. Bu havuçları soyarken sonrasında ben de havuçları rendeliyorum. Ve beraber bir iş ortaklığı yapıyoruz, paylaşım yapıyoruz. Şu an rengine baktığımızda bile aslında kış dönümünü hatırlatan çok güzel, eşsiz bir renge sahip. Ve tarçını çok sevdiğim için fazla fazla kekin içine tarçın koyuyorum. Daha sonra havuçlu kekin içine biraz ceviz koymamız gerekiyor. Annem burada süper güçlerini kullanarak cevizleri lime lime edip un ufak ediyor. En sonunda portakallı ve bitter çikolatalı kışa özel bir kek yapacağız ve çikolatayı hiç acımadan bolca yine döküyoruz. Kek yapmanın ilk kuralı olan kekin dibini sıyırmak ben ve anneme düşüyor tabii ki burada. İkimiz de dayanamayıp kekin dibini sıyırıyoruz. Keklerimiz güzelce piştikten sonra geriye en son onları şekillendirmek, süs vermek oluyor. Havuçlu keke kar efekti vermek için pudra şekeri kullandık. Portakallı ve bitter çikolatalı kekimiz için ise üzerine tılsım işareti yapmaya karar verdik. Ve krem şanti ile bir tılsım işareti yaptık.
Bunlar da son halleri. Şimdi sırada yılbaşı ağacını süslemek kaldı. Şimdi geldik, asıl o bize umudu veren ve ışığı veren yılbaşı ağacını, yul ağacını süslemeye. Ağacımız bu şekilde ve binbir çeşit süs aldım. Ama önce kar spreyi ile yılbaşı ağacımı süslemek istiyorum. Ve bu sahneleri annemin görmemesi için dua ediyorum. Ve birazcık da şov yapıp uzaktan kar taneleri fışkırtarak annemin odaya girmemesi için tekrar dua ediyorum. Ağaca ilk önce en sevdiğim süsleri takıyorum çünkü gerçekten beğenerek aldım. Daha sonrasında yavaş yavaş tamamlamaya başlayacağım fakat henüz bitmiş değil. Çünkü en sevdiğim bölüm olan ışıkları da en son takacağım. Ağacın tepesinde Sirius yıldızını işaret eden bir ışık bulunmakta. Yılbaşı ağacının tepesinde yıldız sembolünün bulunmasının nedenlerinden bir tanesi bu. Size en son ağacımın bitişini gösterirken daha sonrasında yul hakkındaki semboller hakkında ufak bir bilgi vermek istiyorum. Noel ağacı yani yılbaşı ağacı. Bunların pagan için önemi antik Roma'daki çam ağaçları tanrıça bahçelerinin önemli bir parçası olması. Kış ortası gün dönümü arifesinde Romalı rahipler bir çam ağacını keser, süsler ve törenle tapınak kutlamalarına götürürdü. İnsanlar evlerini yaprak dökmeyen ağaç dalları ve saksılardaki çalılarla donatırdı. Çamlar ve köknarlar kışın derinliklerinde yeniden doğuşun ve yaşamın sembolü olarak el üstünde tutulurdu. Buna Saturnalia Festivali de denir. Pagan aileler soğuk kış aylarında odun ruhlarını sıcak tutacak bir yeri olması için evlerine canlı bir ağaç getirir, ruhların yemesi içinse dallara yiyecek ve ikramlar asarmış. Yılbaşı sembollerinden bir tanesi olan öksü otu ise Druidler tarafından büyük bir saygı gören şifacı ve koruyucu ot olarak biliniyor. Öksü otunun beyaz meyveleri hayat veren erkeğin verimli beyaz menisini temsil eder. Öksü otun altında öpüşmek de tam olarak buradan geliyor. Ve son olarak çelenk. Yılbaşında kapıya astığımız çelenkler, her daim yeşil olan yaşam çarkından çelenk yapmak aslında eskilerden geleneksel bir tören gibi bir şey. Bunlar kapılara asılan ya da yatay döşenen mumlarla süslenirmiş. Ama daha sonrasında Hristiyanlığa geçen Noel çelengi olmuş. Şimdi geldik Yule Sabbatı'na özel tütsü yapmaya. Bunun için biraz dağ kekiği, zencefil, çubuk tarçın ve çam ağaçlarının dallarından faydalanacağız. Bunu bir toz haline getireceğim. Bunun içinde büyük ve olağanüstü bir havana sahibim. Bu taş havanda önce yaprakları havanın içine koyuyorum. Çam ağacının gövdesini bırakıyorum ve sadece yapraklarıyla işbirliği yapıp sert bir şekilde onu ezmem gerekiyor. Daha sonrasında çubuk tarçınımı içine koyup yine sert bir şekilde ezmeye başlıyorum. Çünkü bunu iyice ufalamamız gerekiyor. Zencefilden ufak bir parça alıp içine katacağım. Bu biraz sulanmasına neden olacak ama daha sonra bu tütsüyü kuruttuğunuzda çok işinize yarayacaktır. Hafif acımtırak bir koku geldi ama daha sonra çam kokusu bunu birazcık daha bastırıyor ve en son dağ kekiğini koyuyorum. Bu biraz doğaçlama oldu aslında. Dağ kekiğini de kışa özel bulduğum için içine koymak istedim. Şimdiden güzel kokmaya başladı. Bunu en son altarımızda ve ritüelimizde kullanacağız. Yul altarımızda bulunması gereken en önemli sembol tabii ki de kutsal tılsım. Tılsımla beraber yaptığımız tütsüyü birazdan yakacağız. Şu an biraz ıslak ama kurutursanız çok daha iyi sonuç verecektir. Kömür yakmak içinse böyle bir düzenek kurup böyle bir yöntem buldum kendimce. Bu kömürün üstünde tütsümüzü yakacağız. Altarımızda bulunması gereken en önemli şey kırmızı ya da yeşil ya da sarı mumlar.
Kömürümüzü dikkatli bir şekilde közledikten sonra üstüne kendi yaptığımız yul tütsüsünü tozunu koyuyoruz ve etrafın enerjisinin değişmesini sağlıyoruz. Bu bize birazcık kış havası yansıtıyor. Ritüel için beyaz bir kağıt gerekiyor ve üstüne istediğimiz şeyi yazıyoruz. Aşk yazdım ben ama aşk istemiyorum. Bunları sizin için gösterdim. Daha sonra kağıdı katlıyoruz. Birkaç kere katlamanız yeterli. Çünkü sonrasında bu kağıdı mühürleyeceğiz. Mühürlemek için ise mumdan yardım alıp üzerine kağıdın bitiş noktasına, yani açılmaması için mumu üzerine damlatıyorum. Daha sonra bunu kuruttuktan sonrasında herhangi bir çam ağacının dibine ya da toprağa gömebilirsiniz ve dileklerinizin gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım güzel, ışık ve umut dolu bir yul sizi bekliyor olur. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi sevgiyle ve ışıkla kucaklıyorum. Bay bay.